Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı 2 hikayesinde Astoroth rotasının finalindeyiz. Biz geldiğimizde herkes toplanmıştı. Annem ve Eragon masanın üzerine eğilip bölgenin haritasını inceliyordu. Daha geç gelseydiniz anlardık. Evliliğin ilk gününün tadını bile çıkaramadınız. Endişelenmeyin. Oo, nasıl çıkardılar? Neler oluyor? İyi bir şey yok. Hayat annesi Kar Vadisi'nden ayrılmış. Yıkımı henüz başlatmadığına göre annenin bizimle başlamak istediğini düşündük. Öğrencilerin zarar görmemesi için okuldan uzaklaşmaya çalışmalıyız. Herkesi tahliye edecek vaktimiz olmayacak. Malbonte, süvarilerle çok zaman geçirdim. Belki annenin zayıf yönlerinden, stratejisinden, dünyayı tam olarak nasıl yok edebileceğinden bahsetmişlerdir. Her şeyi bilmemiz gerekiyor. Malbonte saldırı ve geri çekilme rotasına bakarak haritanın kenarına dokundu. Öğrendiğim tek şey dünyaları yok etmenin o kadar kolay olmadığıydı. Eğer bize doğru yaklaşıyorsa bunu gözümüzün önünde yapmak istiyor demektir. Muhtemelen biraz zaman alacak. Güvenebileceğimiz tek şey bu. Eğer isteseydi ve dünyamızı bir anda yeryüzünden silebilseydi, bunu çoktan yapardı. Ayrıca vebanın kılıcı da bizde. Eragon bana baktı ve savaşın. Belki bunun bize bir şekilde faydası olur. Yalnızca bir çocuğun kaldırabileceği veba kılıcı bize nasıl yardımcı olacak? Eragon düşünceli bir şekilde başını salladı. Peki planımız ne? Mamon sabırsızca masaya çarptı. Ona saldırmak, parçalara ayırmak, uyanmasına izin vermemek. Ona yaklaşabileceğini sana düşündüren ne? Onu öldürmenin bu kadar kolay olduğunu düşünmek aptallık. Onun öldürülebileceğini kim söyledi? Malbonte, Kar Vadisi topraklarında donmuş olan hayat annesinin figürünü itti. Yaratıklar tanrılarını öldüremez. Bunu süvariler bile yapamaz. Ama vücudunun ne kadar kırılgan olduğunu bilmiyoruz. Onu yok etmek yeterli olacaktır. Nasıl? Sahip olduğumuz tüm gücü kullanalım. Bir şeyler işe yarayana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Planı tartışmaya başladık. Ortaya fikirleri attık. Düşündük, tüm nüansları hesaplamaya çalıştık. Sonunda güç kullanmaya karar verdik. Bundan sonra ne olursa olsun pes etmeyecektik. Masanın üzerine eğilerek birkaç saat geçirdik. Başımı ağrıtan tartışmalar çıktı. Planı ne kadar mükemmelleştirirsek başarısızlığımız o kadar belli oluyordu. Kenara çekildim ve basamaklara oturdum. Astoroth bana eşlik etti. Hızla yanıma oturdu ve elimi sıkıca tuttu. Çok ciddisin, bu beni korkutuyor. Bizi bekleyenlerden korkmaman çok tuhaf. Astoroth düşünceli önüne baktı. Endişelenmeyen tek bir ölümsüzün olduğunu sanmıyorum. Ne kadar uzak yaşarsan aslında o kadar da ölümsüz olmadığımızın farkına varırsın. O kadar tuhaf ki. Ölüm korkusu körelir ve geriye tek bir şaşkınlık kalır. Gerçekten her şey bitebilecek mi? Bu kadar filozof olduğunu bilmiyordum. Astoroth bana baktı, yüzünde yırtıcı, baştan çıkarıcı gülümsemesi vardı, elini dizime koydu. Benim hakkımda hala bilmediğin çok şey var ama bunu düzelteceğiz. Dokunuşu hala heyecan vericiydi. Parmaklarının şakacı bir şekilde oynadığı yerlerde vücudum acayip bir tepkiyle karşılık veriyordu. Astoroth ise sanki hiçbir şey yapmamış gibi masumca gözlerimin içine bakarak dizime masaj yaptı. Neler yapabileceğini görmek isterim. Astoroth yüzünü yaklaştırdı. Dudaklarıyla kulak mememe dokundu ve fısıldadı. Yataktan mı bahsediyorsun? Güldüm, başımı eğdim. Gıdıklayan nefesinden uzaklaştım. Gücünden bahsediyorum. Savaşta nasıl olabileceğini yalnızca birkaç kez gördüm. Ve bazı nedenlerden dolayı bana hepsi bu kadar değilmiş gibi geldi. Birisi sana ve Kris'e eğitim mi verdi? Astoroth ciddileşti, hatırlayarak yere baktı. Evet. Yani senin için endişelenmeme gerek yok, öyle mi? Sırıttı ama sesi sertti. Vicky, kesinlikle benim için endişelenmene gerek yok ve savaş alanında beni aramana da. Saçımın bir tutamının ucunu tuttu ve parmağının etrafında döndürdü. Bunu ben yapacağım. Aslında korkuyorum. Astoroth seninle ilgilenecek ama kendim için değil. Senin ön sıralarda olacağın gerçeğini düşünmemeye çalışıyorum. Süvarilerin gücünü tutmak zorunda kalacaksın. Bu onların
ana hedefi olacağın anlamına geliyor. Astaroth'un sözlerinden çok etkilendim. Hafifçe zar zor dokunarak onu dudaklarından öptüm. Ama bu aynı zamanda arkamı kollayacağınız anlamına da geliyor. Size güveniyorum, özellikle de sana Astaroth. Beni koruyacağına inanıyorum. Hey muhabbet kuşları, belki siz de bize katılmalısınız. Arkamızı döndük. Orada bulunan herkes bize baktı. Bazıları düşünceli, planı düşünmeye devam edip, bazıları yüzünde gülümsemeyle. Bir an mutluluğumdan utandım. O kadar belli ve zamansızdı ki. Ama yine de ondan asla vazgeçmeyecektim. Astaroth ayağa kalktı ve elini uzattı. O zaman deneyelim. Diğerlerinin yanına döndük. Konuşma bizi sakinleştirdi ve artık plana daha iyi odaklanabilirdik. Vicky. Arkamı döndüm. Bana attığı taşı havada yakaladım. Ardından bir taş daha geldi. Daha hızlı. Portal taşı. Bekle, seni koruyacağım. Neyden? Vahşi hayvanlardan elbette. Bir boşluk oluştu ve Astaroth ustaca oraya adım atarak beni de kendisiyle birlikte sürükledi. Silva Adası. Geçide girdiğimde bu adayı düşündüm. Duasını, tepeleri gökyüzüne kadar uzanan, yapraklarıyla bulutları gıdıklayan uzun ağaçları düşündüm. Oradan ne kadar çok enerji çekebileceğimi düşündüm. Tam olarak almam gerektiği kadar alacağım. Hayatta kalabileceğimize inandık ve biraz gergin bir şekilde birbirimize gülümsedik. Astaroth'un yanımda olmasına sevindim. Heyecanımızı paylaşabilirdik. Avucumu yere bastırdım ve gözlerimi kapattım. Dokunaçlar hemen yanlara doğru fırladı. Çimleri, ağaçları, çiçekleri emdi. Enerji büyük bir akıntı halinde içime aktı. İstemsizce dudaklarıma bir gülümseme dokundu. Almak ne güzeldi. Biraz daha aldım ve sonra ayağa kalkıp etrafa baktım. Ağaçların bir kısmı kurudu ama doğa toparlanmayı başardı. İkinci taşı çıkardım. Hadi gidelim. Savaş alanına geri döndük. Vicky. Astaroth. Birbirimize ellerimizi uzattık. Sadece parmaklarını gördüm. Ama daha fazlasına da ihtiyacım yoktu. Sadece onların dokunuşunu hissetmem lazımdı. Ve daha sonra. Karanlık. Günahlar Çölü. Portal Astaroth'u ve beni sıcak kumlara püskürttü. Gergin bir şekilde silkelendim ve öksürdüm. Astaroth kalkmama yardım etti. Lanet olsun. Düşündüğüm yer değil mi? Cansız çöl sakin görünüyordu. Ama bu sadece bir yanılsamaydı. Gökyüzü suya atılan bir kumaş gibi titreyip parıldıyordu. Onunla birlikte batacaklar mıydı? Portallar alanı parçalıyordu. Bütün dünya cehennemin dibine uçuyordu. Kumlar tısladı ve hareket etti. Ne? Astaroth beni kendisiyle korumaya çalıştı. Ama çöl beni girdabın içine çekti ve bir adım atmama izin vermedi. Ve sonra derinliklerden devasa bir şey çıktı. Astaroth canavara bir enerji akışını gönderdi. Solucan geri çekildi, başını salladı ve öfkeli bir coşkuyla bize doğru fırladı. Vicky, dikkatli ol. Astaroth yanlışlıkla ayaklarımıza dokunmaması umuduyla enerjiyi kumlara yönlendirdi. Beni kurtarana kadar küçük kraterler oluşturarak birkaç kez ateş etti. Daha hızlı. Kubbemle bizi örtmenin bir anlamı yoktu. Solucan bizi yutardı. Hepsi bu. Yalnızca başkasının gücünden korunabildim. Ama fiziksel tehditlerden koruyamazdım. Böyle anlarda kendimi çaresiz hissederdim. Sonunda Astaroth kendini kurtardı ve elini bana uzattı. Kaçıyoruz. Gökyüzüne çıktık ve mağaralara doğru koştuk. Havada da yerdekinden daha az yaratık yoktu. Göğsüm şiddetle inip kalkıyordu. Kaslarım gerginlik ve yorgunluktan ağrıyordu. Astaroth yere düştü. Bacaklarını mağaranın kenarlarından sarkıttı. Ve önümüzde uzanan manzaraya baktı. Yanına oturdum ve başımı omzuna koydum. Çöl şehrinden geriye harabeler kalmıştı. Çöl solucanı ve diğer yaratıklar tarafından öldürülen yüzlerce ceset kumla kaplı sokaklara saçılmıştı. Canavarlar durmadan portallardan dışarı fırlamaya devam ediyordu. Astaroth içini çekti ve yine alçak sesle küfretti. Bu lanet çöl zaten en tehlikeli yerlerden biriydi. Canavarlardan biri yürek parçalayan bir çığlıkla mağaranın yanından uçtu. Bizi neredeyse fark ediyordu. Ve yine dünya uçurumun kenarındaydı. En baştan tekrar başlamalıydık.
Önümüzde bizi uzun ve yorucu bir savaşın beklediğini biliyordum. Ama ya çok yorulmuştum ya da Astaroth'un bana yönelen bakışları cesaret katıyordu. Ama ne korkuyordum ne de üzülüyordum. Çok cesursun, bu beni tahrik ediyor. Güldüm. İçimi sıkan düğümün gevşemesi ne güzeldi. Salak. Seni seviyorum. Astaroth zar zor fark edilen bir gülümsemeyle eğildi ve hızla dudaklarımı öptü. Bu bir balayı sayılabilir mi? Hayır. Hayır mı? Tamam o zaman. Söz veriyorum. Buradan çıktığımızda seni güzel bir yere götüreceğim ve güvenli. Anlaştık. Astaroth elimi bırakmadı. Böylece manzaranın tadını çıkaran sıradan bir çift gibi tepede oturduk. Dünyada kaos vardı. Ama biz sanki hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat sohbet ediyorduk. Astaroth öyle biriydi işte. Onunla ben de rahatlıyordum. Bunu seviyordum. Bu uslanmaz melezle ilgili her şeyi seviyordum. Sesini, kokusunu, bakışını, şakalarını ve dokunuşlarını. Evet, kendimizi ölümsüzler dünyasının en tehlikeli adalarından birinde bulduk. Canavarlarla çevriliydik. Ve onlarla savaşacak gücümüz yoktu. Ama önemli değildi. İkimiz de hayatta kalmış, cehennemden ve orman yangınlarından geçmiştik. Astaroth elimi tuttuğu sürece gülümseyeceğim ve bizi bekleyen her şeye olumlu bakacağım. Bu yeterliydi. Astaroth yeterliydi. Karanlığın tanrısı, kölelerinin kendisi için inşa ettiği tahta uzanıyordu. Patlama onun birikmiş tüm gücünü almıştı ve neredeyse onu öldürüyordu. Kara kuru vücudu herhangi bir kastan yoksundu. Ani hareketlerden dağılıyor ve yine isteksizce ama inatla eski haline kavuşuyordu. Şefa malum, bir mumyanın bodur elini anımsatan titreyen elini uzattı. Onu buldunuz mu? Yardakçılarının titrek sesi duyuldu. Evet. Avuç içine bir muska yerleştirildi. Hayat annesiyle olan savaştan sağ kurtulanları bulun. Onları ve yanındakileri öldürün. Emir verildi ve yerine getirilecekti. Şefa malum yaptığı her işinin sonunu getirirdi.
Ve Astaroth finalini de yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Yeni hikayelerde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.